Orada şöyle miydi hocam pozisyon? Ee, ceza sahası <laughs> Aynen, buna altı pasından uzak alt köşeye, evet, köşeye doğru, doğru hareketleniyor. Yani, evet doğru. Hani tamam, burada hatırladım. da penaltı yok. Müdahale müdahalede penaltı verilecek bir müdahale değil bu. Değil. Omuz omuza'ya daha yakın değil mi? bozuyor hocam. Yani. Değil. Penaltı verecek bir müdahale değil bu. Yani ama burada değilim ben. Hep baş... sizin tabiriniz var ya. Ah karışamıyorum i̇şte. bunu. Ama işte gibi bir pozisyon mu? Bu bu eğer varın karışmayacağı karışmayacak pozisyonsa Übürü sen İstanbul spor maçında Arda kardeşleri o listeyi alamazsın. Sen onu alıyorsan İrfan Can'ın pozisyonundaki o zaman vara Kem'inin de hata Almalı. diyerek o listeye alman lazım. Peki bir parantez sadece ee, Adana Demirspor'un Konya'da kazandığı penaltı için aynı şeyi söyleyebilir miyiz? Bak hocam orada net bir şey var. Kaleciyi çıkıyor. Alır. Topa müdahalesi var. Burada da Zannola'ya eğer penaltı çalınsaydı hmm. topa vurduktan sonra burada da karışır. Çünkü orada bir müdahale bir kanıt var. Evet. Ama İstanbul Spor maçı, bu maç veya işte İrfan Can ya hiç dokunmadı, hiçbir temas yok, kanıtını sunacak bir açın yok. Evet, evet. Hani böyle yaparsa Bu penaltı evet, evet. değil der bu. O yüzden bak bu üç pozisyonda birinde varı Hatalı kıldınız malzeme yaptınız deklare ettiniz birinde varı doğru buldunuz Fenerbahçe maçında. burada da ne bulacaksınız var için merak ediyorum evet, burada bir istikrarsızlık bir yani şey oldu ama sen şimdi hocam yaparsan bu ya madem bu açıklamayı yapacaksın zaten sen vermiyorsun ya vermediğinde hatalı Yap bu biter bu hafta sonra yaparsın yap. ya. maçlar başlıyor cuma günü yapıp bu hakemlerin sen psikolojisini düşünebiliyor musun şu anda maç yönetirken? Ben dün de önümüze yaptı çok... acaba bu listeye ben de girer miyim girmez miyim? Bir hata yapıp da ismen cismen maçına kadar açıklanmış. Bir, evet. Ne kadar siz sağlıklı bir maç yönetmesini bekliyorsunuz bu arkadaşların? Veya var odasında karar vermesiniz. ne kadar etkileyeceğinin farkında değil misiniz ya? Peki hocam o biraz daha o i̇stemiyorsanız, konuya... kulüplerin hakemlerle konuşmasını, hakemler hakkında konuşmasını istemiyorsanız önce hakemlerle ilgili siz konuşmayacaksınız. Her hafta bir... Neredeyse... Siz konuşmayacaksınız. Yani bir konuşuluyor abi bir röportaj. Yani hakemlerle ilgili konuşulmasın. Üçte ikisi hakemlerle ilgili konuşulmuş röportajda zaten. E şimdi sen diyorsun ki en öldürücü. Maçtan yani. önce Merkez Hakem Kurulu olarak hakemlere diyorsun ki maçtan önce diyorsun. Maçtan sonra diyorsun abilerinizi, ablalarınızı <laughs> aramayın. <ed> <laughs> Bahsetmiştiniz. İşte yok medyadakini aramayın. Yok ona önce Merkez Hakem Kurulu üyeleri olarak siz o hakemlerinize arama dediğiniz kişiler kimlerse siz aramayacaksınız önce onları. Önce siz telefon etmeyeceksiniz. Siz telefonlara çıkmayacaksınız. Sonra hakemlerinizden isteyeceksiniz. Yani önce bir şey istiyorsanız hani bu ebeveynlerin çocuk eğitiminde vardır ya çocuklar söylenen şeyi değil yapılanı örnek alır ebeveynlerin. Yani çocuğuna bir şey söyleyerek yaptırmaktan üzere yaparak göstermek gerekir. Eğitim. Girişimde der. Siz önce yapacaksınız soru isteyeceksiniz. E son bir pozisyon var araya gitmemiz gerekiyor o onu da okuyayım izin verirseniz. 90 artı 6'da Galatasaray serbest vuruş kullandı. Elle oynama beklentileri da var. Bunda da bir varlığı iletişim kuruldu. Burada devam kararı doğru. Herhangi bir penaltı yok. O zaman arayı verelim. Son arayı bölümde verelim. bir e, genel vol, e, Volkan Bayaslan evet. ve e, yönetimi tamam. hakkında. ve e, Yine Rıdvan abinin açtığı bir konu var. O konuda da sizin fikirlerinizi bu atama meselesi, var ataması merak ediyorum. Aranın ardından hocamızla birlikteyiz. Evet Volkan Bayaslan sevgili Fırat Aydınus. Genel olarak siz e, Trabzonspor-Beşiktaş maçında da ki maçın e, gidişatı açısından çok dikkat çekmese de özellikle kart takdirleri konusunda bir eleştiri yapmıştınız. Ya, kendisi. Bugün de e, geçen haftaki şey... Disiplin cezalarındaki hatalarına major hatalar ekledi. Gol öncesi, verdiği penaltı, görüp de vermesi gereken penaltıyı vermemesi, verememesi neden? Yani göremediğinden dolayı belki de. Varın. Veya görüp olayım. yanlış yorumladığından dolayı. Var tarafından. Biri. Yani e, Volkan Bayarsan'ın böyle iyi giderken bir tuttular. Şimdi Volkan Bayarsan bir iki iyi giderken kendi yine performansı düşüşe başladı. Bir mubaçı seyretsin değerlendirmesini yapsın. Ee, bu ülkemizde bizim disiplin cezaları da hatalar yapıp hani spesifik hatalar yapmadığında su götürüyor. İnsanlar görmüyor. Biz bunları anlıyoruz. O performansı değerlendirmedi ama böyle major hatalar, spesifik hatalar, skoru etkileyen hatalar yapılırsa olmaz. Yani biraz daha dikkat etsin. Bugün ben iyi maç yönetmedi Volkan. İyi değildi. Peki hocam o biraz... Ceylan'a gelince Buyurun. de e, 19 Mart'ta en son işte Alanya Fenerbahçe maçının evet. var haki. O sayenin kartı. Yani bunu biz demedik. Bunu kalktı şey değerlendirdi. Merkez Başkanı değerlendirdi. Ekranda değil mi? Yani yapması gerektiğini, hatasını söyledi. O zamandan bu zamana kadar sen sadece var anlamında bir Antalya'da hakemlere sertifika için gittiğinde var koşu yaptı. Var koşu yapan hakemlerden bir tanesiydi. Hani bu federasyon sitesinde açıklama yaptı ya işte e, MHK yetkilisi, var koçları, var yetkilisi ama isimler belli değil. Kim bunlar? Kim bunlar yani bir var koçları kim? O koçlardan bir tanesi Hakan Ceylan'mış. E, ve o maçtan geliyorsun Galatasaray maçına. Ya bu bir yapay zeka ataması değil en azından. Hadi Bizi inandırdık diyelim. Bizi inandık diyelim. Maçları hakemlere yapay zeka atıyor. İnandık da ama. Yani bunları ama atamadınız siz de ben biz de iyi biliyoruz yani. Ya kör göze parmak sokarak yani neden Galatasaray maçı? Ya ben Hakan Ceylan evet tecrübeli. Yıllardır var hakeminde. Hataları da oluyor olmuyor. Yaptığım hatayı tam yapıyor Hakan Ceylan. Ama ver bir iki tane farklı bir maç ver, ondan sonra bu tür maçlarda değerlendir. Yani maç daha başlamadan polemikler oluşturabilecek isimleri serpiştirmeyin ortaya ya. Yapmayın bunu. Peki bugün 5 3 biten Adana Demirspor Kayserispor maçı ile ilgili de bir iki notunuz var hocam. Evet, orada hocam. pozisyonlara bir bakalım. Orada hıza geçelim var hemen. Dar daralmış arkadaşlar. 48'de e, ee, Onyekuru şutu attıktan sonra Arif'in müdahalesiyle yerde kalıp penaltı bekledi. Hakem devam dedi. Vardan izleme tavsiyesi geldi. Penaltı kararı verdi ee, ilk notum bu. Sizin o pozisyonla ilgili düşünceniz ne? Bakalım. Çok gereksiz bir var müdahalesi olmuş. Yani bu böyle çok şey Toptan sonra kontrolsüz bir hareket değil bu yani müdahale etmek istemiş bir teması var ama hani bazı oyun şeyler vardı müdahaleler vardı kontrolden topa vurduktan sonra o kontrolsüz hareket öyle bir kendini gösterir ki hani geçen hafta mesela Biti Bitigemerdi ya sürekli alan yamasını evet. alan onu bunu öyle bir şey göremiyor bir kere hani bunu hakem gördü değerlendirdi kabul ama varın müdahale etmesini yanlış buldum. Cardoso penaltı beklemiş. 69. dakikada oradaki düşünceniz ne? Burada devam. Devam kararı doğru. 81'de Ndiaye savunma arkasına sarkmış. Kemen ve kaleci Bilal'le mücadelesi sonrası Kemen'e kırmızı kart çıkmış ama uyarı sonrası kırmızı kart kaleci Bilale çıkmış. Bakalım. Evet, ilk, i̇lk müdahaleyi kaleci yapıyor. Kaleci. Belinden evet. tutuyor. İşte var bu şekilde. Kırmızı kart doğru ama kişi yanlış. Varın müdahale etmesi de. Yani biz artık şey, bundan bile mutlu oluyoruz yani. En azından bir tane Güzeldiği bir, değil tut, için, değil bir değil şey mi? tutturdular yani. Evet. evet. O olsun. Adaleti ama şey, sağlamak için. Güzel maçtı. Bu maçı yani yani seyrettim. İlk yarısı 4-3'tü bu maç. Yanlış hatırlamıyorsam. Olabilir. 4-3'tü. Ee, tabii böyle ufak tefek hatalar olacak e, dirençte genç o arada hakim. arada hocam çok önemli e, bir haber. Geneciği olan bir hakim. E, e, çok süremiz daraldı. Hemen ne kadar onu kadar vermek daraldı? istiyorum. Şu dirençle ilgili bitirin bir, bir açalım. Hocam bir dakikamız. Tamam yeter bir, bir dakika. Ama öbür habere yetmeyecek. E, tamam yapmayız zaten öbür Olur mu o, çok önemli. O, beş gün sürer o haber. Peki. <laughs> tamam. Direnç. Di, e, olan bir hakim. Üzerinde durulmalı. Geçelim. Gomis, siz haklı çıktınız. Yani bizi şaşırttı. Biz e, Gomis'in kulübede, e, kulübede olmamasını... E, uyarı da gelmedi. Yani hiç rapor edilmemişti. Gomis yedeklerde yokmuş. Hani biz Gomis niye oynamadı düşüncesindeydik. Hatta bu programa girerken özür diledim sevgili seyircilerden. E, bir bel ağrısı var o yüzden kadrodan çıktı denildi. Ama sizin dediğiniz çıktı. Şöyle söyleyeyim. Ben e, bunu hani şeylik medyumluk yapmadım. Gelirken Mustafa hmm. e, böyle bir haber var dedi. O hmm. habere binaen i̇şte yani, ben öyle. böyle bir yorum yaptım. Yani Kendisinin bana verdiği bir haberdir. Onun hakkını, onun hakkını yemeyelim yani. Peki. Gomis Alanya Spor maçında oyuna Barış Alper'i aldığımız için sezonun geri kalanında forma giymek istemediğini söyledi diyor. Tabii ki burada... E, Barış'ı herhal... aldığı için. Tabii bunu, bunu bir önceki maç. Ha, ha. Evet evet. Ama önce geldin. Sonra dediler ki sırtında ağrı varmış. 12 kadrodan çıktı. Tabi Okan Buruk da bunu niye açıklamak zorunda kaldı? Bugün Peki Okan Buruk niye maç öncesinde farklı bir açıklama yaptı? Bu Okan Buruk maç öncesinde Icardi ile ilgili konuştu. Hayır. ilgili konuştu Ben bu. sakatlığından dolayı. Hmm. Öyle mi dedi? Tabii o, ben sakatlığından dolayı kadro alınmadan rahatsız e Şimdi puan yaptı. kaybı olunca gerçekler <laughs> mi ortaya çıktı? <laughs> Asıl konu bu. Evet. Asıl konu bu bence. Peki hocam çok teşekkürler. Ben Yarın... teşekkür ederim. Fenerbahçe İstanbul Spor hemen arkamızdan maç raporu geliyor. Zaten Bakalım orada Gomis meselesi gö gö Göktuğ göktü... Sevinç'le Gomis <laughs> konusunu e, nasıl yorumlayacak. E, biz sözü e, maç raporuna bırakıyoruz. Yarın akşam görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere.